Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Mekanist uygulamasına bir göz atacağız. Uygulamamıza giriş yapalım. Biz uygulamaya daha önce giriş yapmıştık. Girerken size iki tane seçenek sunuyor. Ya direkt e-posta adresinizle kaydolabiliyorsunuz ya da Facebook üzerinden bağlanıp da giriş yapabiliyorsunuz. Öncelikle Mekanist'in hangi platformlarda olduğunu söyleyeyim ben size. Apple'da, iPad'lerde ve iPhone'larda var. Android cephesinde sadece telefonlarda var. Tabletler için uyumlu olmadığı yazıyor markette. Ancak APK'sını indirip kurabiliyorsunuz tabletinize. Ve Windows Phone'da da Mekanist uygulaması mevcut. Bu arada uygulama ücretsiz tabii ki de. Uygulamanın mantığından bahsedeyim ben biraz. Uygulama mantığı biraz Foursquare'e benziyor aslında. Check-in yapabiliyorsunuz mekanda. O mekan hakkında daha yani Foursquare'den daha geniş bir şekilde bilgi verebiliyorsunuz, oylama yapabiliyorsunuz. Biz şu an yakınımızdaki restoranları zaten burada direkt yerimizi bulduğu için bize söylüyor. Restoran dışında hani buradaki bir meslek lisesini, Akbank şubesini veya onun gibi başka şeyleri de gösterdi bize. Bizim de etrafımız sırf bankaymış. Neyse. Mesela Özüm Lokantası var. Eğer bu lokanta hakkında bir yorum olsaydı burada yazacaktı. Şu yorum olan bir yere girelim bakalım. Nazar Pide diye bir yer varmış buralarda. Giriyoruz. Burada ulaşım bilgileri yazıyor alt tarafta. Yorum, fotoğraf ve listeleme bilgileri çıktı. 4 tane yorum yapılmış bu mekan hakkında. Şöyle bir güzel özelliği var uygulamanın. Ara butonu var burada. Ara dediğimizde direkt telefon numarası çıkıyor ve arayabiliyoruz orayı. Bu bizim çok hoşumuza giden bir özellik oldu. Hani sipariş falan vereceğiniz zaman çok rahat bir şekilde buradan yorumları görüp mekan hakkında bilgi sahibi olup oradan siparişinizi verebilirsiniz. Yorumlara bakalım. Gördüğünüz gibi bu pide salonundan bir fotoğraf paylaşılmış. Yalnız duvarda dağ manzarası yok. O dikkatimizi çekti. İşte buradan fotoğrafları görebiliyoruz mekanla ilgili. Yorum gözüküyordu ancak yorumların hepsi fotoğraf. Başka bir mekana bakalım. Bu arada ulaşım bilgilerinde şöyle bir güzellik var. Benim bulunduğum yerden şu an mekana taksi ücretini söylüyor. Oraya taksiyle giderseniz ne kadar sürer, ne kadar bir fiyat olur diye bunu bana gösteriyor. Dilersek bunu paylaşabiliyoruz. Yol tarifi alabiliyoruz. Ve yine yukarıda olan arama seçeneği burada da var. Mekanın ortalama puanı var burada. Mekanı keşfeden kişiyi görebiliyoruz. Burada hani biz de burayı istersek mekan söyleyebiliyoruz. Hani böyle böyle bir mekan var. Gidip oradan bir şeyler alabilirsiniz gibisinden. Şöyle başka bir mekana bakalım. O kokoreççi. Bu arada kokoreçin içinde domates olmaz arkadaşlar. O da size ek bilgi. Ayrıca kokoreçi alıp ekmeğin içinde böyle dilimliyorlarsa o süt kuzu kokoreçtir. Yani harbi kokoreçtir. Tahtada kesiyorlarsa onun içine dana bağırsağı falan karışmıştır. O cırt oradan seri şekilde uzaklaşın. Neyse konumuza dönelim biz. Burada bir Kartal Kokoreççi diye bir yer var. Burası arkadaşlar hani reklam gibi olacak da hani reklam değil bu, gerçekten kendim gidip yediğim için söylüyorum. İzmir'in en meşhur kokoreççilerinden birisi. Hani yolunuz düşerse Çamdibi taraflarında mutlaka gidip bir yiyin derim. 7 yorum varmış mekan hakkında. Vallahi ayıp etmişler, çok daha fazla yorum hak ediyor burası. İzmir'in en iyi kokoreççisi buradaymış dediler, bakalım tadalım dedik diye birisi yorum atmış. Çok lezzetli, tavsiye ederim vesaire vesaire, işte bu tarz yorumlar geliyor. Yani Mekanist'in esas olayı bu arkadaşlar. Hani ben bir mekana gideceğim, bu kokoreççiye gideceğim. Bakalım daha önce buradan yiyen insanlar ne düşünmüş burası hakkında. Çok kötü diyorlarsa o mekana gitmiyoruz mantıken. Ya da iyi diyorlarsa hani şu su iyi, o mekanın bu su iyi gibisinden. Gidip orada rahat rahat o yemeği daha önce yiyenlerin tecrübelerine dayanarak biz de yiyebiliyoruz. Mekanistin mantığı şu arkadaşlar. Hani zaten sabahtan beri anlatıyoruz. Mesela diyelim Ankara'ya gittik buradan. Bir yere gittik, hani oradan direkt internet üzerinden konumumuzu buluyor ve bizim yakınımızdaki restoranları bize söylüyor. Bunun yanında güzel tarafı da daha önce o restorana gitmiş insanların yaptığı yorumlardan faydalanabiliyoruz. O mekana giderseniz hani yemekleri çok kötü gitmeyin diyorlarsa mekana hiç girmiyoruz bile. Ya da gittiniz şusu çok güzel o mekanın, mutlaka tavsiye ederim onu bir tadın gibisinden. Biz de güzel bir şekilde yemeğimizi yiyip çıkmış oluyoruz. Bu sadece hani yemekle alakalı değil, alkol alınan ya da hani kahve vesaire türü şey yerler için de geçerli. Gördüğünüz üzere muhtarlıklar bile var burada. Muhtarlığa da nasıl bir yorum yapacaksak artık, hani ikametgahı vermedi falan gibisinden herhalde bir yorum mu? Ya da ikametgahı çok lezzetsizdi mi diyeceğiz, ne diyeceğiz bilmiyorum. Neyse, keşfet düğmesi var burada. Keşfette bu mekanistleri takip et diye bir seçenek var. Bu olay da şu, daha önce hani çok fazla mekana gitmiş ve hani mekanist uygulamasında biraz adı geçen popüler olan kişiler burada çıkıyor. Onları takip edersek hani onların engin yemek kültürlerinden faydalanabiliyoruz. Burada galeriler var, kategoriler var.
Yani hani mekanlarla ilgili çok fazla şeyler var. Sodexo'lu mekanlar var. Mesela bu mekanda Sodexo geçiyorum diye girerken böyle çekine çekine artık sormanıza gerek kalmaz. Bu Sodexo'yu genelde beyaz yakalılar çok kullanır. Hani girişte de her zaman sorarlar Sodexo geçiyorum burada vesaire diye. Bu uygulamadan rahat rahat orada geçmediğini öğrenebilirler. Bu arada uygulamanın güzel bir özelliği de hani artık genelde bütün uygulamaları gelmeye başladı neredeyse bu tarz. QR kod okuma modu var. Şu üst tarafta arama butonunun yanında gördüğünüz QR kod da okutabiliyorsunuz uygulamadan. Mekanist uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Bizim çok hoşumuza gitti. Zaten aktif olarak kullanıyorduk bu uygulamayı. Hani siz de mekan bulmakta zorluk çekiyorsanız ya da hani dış görünüşüne çok fazla aldığınızda kötü yemekler yiyen insanlardansanız bu uygulamayı kesinlikle kullanın. Olmadı hani öğrencisinizdir, hiç internete girmeyeyim ben şimdi bilgisayarı açmakla kim uğraşacak vesaire diye direkt buradan telefonundan zart diye siparişi verebiliyorsunuz ki restoranlarında telefonu az önce anlattığım gibi mevcut uygulamanın içinde. Mekanist bu şekilde arkadaşlar. Dediğimiz gibi bütün platformlarda var, Android tabletler dışında ve ücretsiz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.